Bu videoda size üçlü çarpım açılımı ya da Lagrange formülü adı verilen bir şeyden bahsedeceğim. Bu aslında üç vektörün çapraz çarpımının sadeleştirilmesinden başka bir şey değil. Elimizde üç tane vektör olduğunu düşünelim. Ee, B ve C'nin çapraz çarpımının A ile çapraz çarpımını bulmak istiyoruz. Ve bunun nokta çarpımların toplamı ve farkı olarak ifade edilebileceğini göreceğiz. Sadece nokta çarpım değil de farklı vektörlerin ölçeklendiğini verilmiş versiyonlarının nokta çarpımları dersem daha doğru olur. Ne demek istediğimi az sonra anlayacaksınız. Çapraz çarpımı hesaplamak zor olduğundan ekranda gördüğünüz ifadenin de basitleşmesi aslında çok faydalı bir şeydir. Evet çapraz çarpım hesaplamaları gerçekten de zor ve kafa karıştırıcıdır. Göstereceğim yolun vektörlerle çalışıyorsanız kesinlikle bilmeniz gereken bir şey olduğunu sakın düşünmeyin. Ama bu bilmesi faydalı bir şeydir. Ve bu videoyu da Hint Teknoloji Teknoloji Enstitüsü'ne giriş sınavlarında sorulan soruları gördüğüm için yapmaya karar verdim. Bu sınavda sizin Lagrange formülünü ya da üçlü çarpım açılımını bilmenizi bekliyorlar. Her neyse şimdi gelin bu ifadeyi birlikte basitleştirmeye çalışalım. Öncelikle B ve C'nin çapraz çarpımını ele alalım. Bu vektörlerinde mesela A vektörünü yazıyorum. A vektörünün x bileşeni çarpı i birim vektörü artı a vektörünün y bileşeni çarpı j birim vektörü artı a vektörünün z bileşeni çarpı k birim vektörü olarak tanımlandığını varsayacağız. Aynı şeyi b ve c için de yapabilirim. Mesela b alt indisi y yazdığımda b vektörünün j bileşenini ölçeklendiren değerden bahsediyor olacağım. Evet, önce bu çapraz çarpımı alalım demiştim. Daha önce çapraz çarpımı aldığımı gördüyseniz determinantlarla çalışmayı sevdiğimi de biliyor olmalısınız. Buradan devam edeceğim. Evet. B ile C'nin çapraz çarpımı eşittir determinant işaretini çizeyim ve buraya da i, j ve k birim vektörlerini yerleştireyim. Zaten çapraz çarpımın tanımı da budur ve bunu ispatlamanın da gereği olmadığını düşünüyorum. 3'e 3 vektörlerin determinantlarını alarak çapraz çarpımı hesaplayabileceğinizi hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, b'nin x'li terimi, b'nin y'li katsayısı ve b'nin z'li bileşenini de buraya koyalım. Aynı şeyi c içinde yapacağım. c alt indis x, c alt indis y ve c alt indiz z. Bunun sonucu, önce i bileşenini yazalım. Bu satırı ve bu sütunu görmezden gelerek, i bileşeni ile b'ye çarpı cz eksi bz çarpı c'ye. Evet, bunu yazacağız. Sonra eksi j bileşeni gelecek. İşaretlerin de değişmesi gerektiğini hatırlıyorsunuz değil mi? Bunu da bu satır ve bu sütunu görmezden gelip b alt indis x çarpı cz eksi b alt indis z çarpı cx olarak yazacağız. Biraz monoton olduğunu biliyorum ama sonuç olarak emin olun ilgi çekici bir durumla karşılaşacağız ve son olarak artı k bileşeni çarp b alt indis x çarpı c alt indis y eksi b alt indis y ve c alt indis x. Nokta çarpımı aldık. Çok özür dilerim bu nokta değil çapraz çarpım. Evet umarım kafanızı karıştırmıyorum. Şimdi bir de bunun a ile çapraz çarpımını almamız lazım. Hadi bakalım. Vektörü yazmadan buraya bir tane daha matris oluşturalım. i, j ve k'yi evet buraya yazayım. a'nın bileşen leri de a alt indis x, a alt indis y ve a alt indis z olacak. Burayı da biraz temizleyeyim. Bunları şimdilik siliyorum. Bunu siyahla yaparsam sanırım daha iyi olacak. Evet, buradaki eksi j olduğu için eksiyi ve j'yi sileceğim ama bunu b alt indis z çarpı c alt indis x eksi b alt indis x çarpı c alt indis z olarak yazacağım. Yaptığım şey eksi biri paranteze dağıttım. Tamam mı? Peki, bunu da silelim. Evet, buradaki eksiyi sildiğim için parantezi eksi 1 ile çarptım ve bunu elde ettim. Küçük bir hata yapıp her şeyi berbat etmek... İstemiyorum. Silgiyi biraz büyüteyim. Evet şimdi daha iyi. İşte böyle. Bir de bunu silince tamam olacak ve oldu. Şimdi silgimi tekrar eski haline getireyim. Harika. Bu çapraz çarpımı almaya hazırız. Determinant işaretini de ekleyelim. Şimdi i, j ve k bileşenlerinin hepsini yapmak istersen bu video uzayıp gideceğinden sadece i bileşenine ya da x bileşenine diyelim odaklanacağım. Sonra j ve k içinde aynı sonucu elde edip edemeyeceğimizi kontrol edip bunun nasıl daha sade hale getirebileceğini göreceğiz. i bileşenine odaklanalım. Hemen yazıyorum. i çarpı i'nin satırını ve sütununu görmezden gelip buradaki 2'ye 2 matrise odaklanacağız. a alt indisiye çarpı bunlar. Çarpmayı direkt yazalım. a alt indisiye çarpı b alt indis x çarpı c alt indisiye eksi a alt indisiye çarpı b alt indis y ve c alt indis x. Ve eksi az kaldı çarpı bu, bunu da diğeri gibi yazayım eksi. E, a alt indis z çarpı b alt indis z çarpı c alt indis x eksi. Evet, eksiden arttı. Evet, a alt indis z çarpı b alt indis x çarpı c alt indis z. İstediğim sonucu elde edebilmek için şimdi ufak da bir hile yapacağım. Buna a alt indis x, b alt indis x ve c alt indis x'i ekleyip aynısını bundan çıkaracağım. Evet. Bunu yapınca yani aynı şeyi ekleyip çıkarınca ifadenin değeri değişmediğinden yapmamda bir sakınca yok. Şimdi de sadeleştirip sadeleştiremeyeceğimize bir bakalım. Bu arada bunun üçlü çarpımın sadece x bileşeni olduğunu da bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Evet bu sadece x bileşeni. Şimdi bunu bx parantezine alalım. Evet b alt indis x çarpı bu arada sadece bunu, bunu ve bunu b alt indis x parantezine alacağım. O halde b alt indis x çarpı A alt indis Y çarpı C alt indis Y ya da bir saniye sırayla gidelim önce bunu değerlendireyim. Buradan A alt indis X çarpı C alt indis X gelecek. A alt indis X C alt indis X. Evet bunu kullandığım için üzerini çiziyorum. Artı bundan A alt indis Y ve C alt indis Y gelir ve bundan da artı A alt indis Z C alt indis Z gelir. Evet, bunu da çiziyorum. Bunları da şimdi eksi C alt indis X parantezine almak istiyorum. Önce bu A alt indis X, B alt indis X üzerini çiziyorum. Bundan A alt indis Y, B alt indis Y gelir. Eksi C alt indis X parantezine aldığım için evet artı A alt indis Y, B alt indis Y olacak ve son olarak da bundan artı A alt indis Z, B alt indis Z gelir. Peki, şimdi bana bunun ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Bakın bu A ve C'nin nokta çarpımıdır öyle değil mi? Hemen not ediyorum. A ve C'nin nokta çarpımı. Evet, bu vektörle bu vektörün nokta çarpımı. A ile C'nin nokta çarpımının B'nin x bileşeni ile çarpımı. Eksi. Aynı rengi kullanayım. Bu da a ile b'nin nokta çarpımıdır. Evet, eksi a ile b'nin nokta çarpımı çarpı c alt indis x. Bunların i birim vektörü ile çarpılması gerektiğini de unutmayalım. Üçlü çarpımın x'li ya da i'li bileşenine odaklandığımızı da hemen bir kere daha söyleyeyim. Evet, bunu bir de i birim vektörü ile çarpıyoruz. Aynı şeyi diğer bileşenler içinde yapacak olursak ki bunu videoyu çok ama çok uzatacağından bu videoda yapmak istemiyorum. Ayrıca anlaşılmasının çok da zor olduğunu düşünmüyorum. Bakın bu x bileşeni için elde ettiğimiz sonuç aynı şeyi y ve z bileşenleri içinde yaparsak hemen yazıyorum. y bileşeni ya da j bileşeni diyelim artı buraya da j birim vektörünü yazalım. Az önce yaptıklarımın aynısını yaparsam burada elde ettiğimiz sonuca göre bunun da e, i bileşeni için bx ve cx varsa, j bileşeni içinde b alt indis y ve c alt indis y olması lazım. Evet, bunlar da A ile C'nin nokta çarpımı, evet, burada da eksi A ile B'nin nokta çarpımı olacak. Bu arada eğer isterseniz bu yazdıklarımın doğru olup olmadığını, az önce yaptıklarımızı Y bileşeni için kendi kendinize yaparak kontrol edebilirsiniz. Son olarak Z ya da K bileşenine geldik. B alt indi Z ve C alt indi Z yazıyorum. Buraya A ile B'nin ve buraya da A ile C'nin nokta çarpımını... Şimdi peki bunu bir şekilde sadeleştirebilir miyiz? Bunların hepsini a ile c'nin nokta çarpımı parantezine alabiliriz ya da bir saniye çok hızlı gitmeyeyim. İsterseniz bu parantezleri açarak ilerleyelim. Böylece siz de neyin ne olduğunu daha kolay takip edebilirsiniz. Evet bu parantezi açalım. Bunu yapınca i'leri bu şekilde dağıtabilirim. Evet i'li parantezi açınca parantez içindeki terimleri i ile çarp ve şimdi aynı şeyi j içinde yapıyorum. Buraya ve buraya j yazıyorum. Son olarak k içinde yaparsam, buraya ve buraya bir k yazmam gerekir. Şimdi bunları bir şeye benzetebildiniz mi? Burası a ile c'nin nokta çarpımıyla bxi artı byj artı bzk'nin çarpımına Eşit ve bundan bir de a ile b'nin nokta çarpımının, bu arada bunun b vektörü olduğunu fark ettiniz değil mi? Evet, bu b vektörünün ta kendisidir. Buradan da c vektörünü elde ederiz. Hemen yazalım. Çarpı c vektörü ve böylece üçlü çapraz çarpım için çok daha basit bir ifade elde etmiş olduk. Buraya ulaşmak için bir miktar hesaplama yapmamız gerekti ama sonuç olarak çok ama çok daha basit bir şey elde ettik. İfade olarak basit görünmüyor olsa da hesaplaması söz konusu olduğunda çok kolay olduğunu göreceksiniz. Farklı renklerle bir kez daha yazmaya çalışacağım. Evet. B ile C'nin çapraz çarpımının A ile çapraz çarpımı hepsini farklı renklerle yazıyorum. Evet, bunun ikinci çapraz çarpımdaki ilk vektör olan B ile diğer ikisinin nokta çarpımının çarpımı eksi ikinci çapraz çarpımdaki ikinci vektör olan C ile diğer ikisinin nokta çarpımının çarpımına eşit olduğunu gördük. İşte bu kadar üçlü çapraz çarpım açılımı dedikleri şey işte bu. Videonun başında da dediğim gibi bu kesinlikle bilmeniz gereken bir şey değil. Yani bu çarpımı yapabilirsiniz belki biraz uzun sürer ama bu yapılmayacak bir şey değildir. Yine de elinizde karma karışık vektörler varsa ya da bir matematik yarışmasındaysanız, nokta çarpım işlerinizi çok ama çok kolaylaştırabileceğinden bunun bilmesi faydalı olan bir yol olduğunu düşünüyorum. Lagrange formülü ya da üçlü çarpım açılımı.